Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere kapari, gebre otu, gebere otu ismiyle bilinen bir otu tanıtacağım inşallah. Benim bu otla tanışmam yaklaşık 10-15 sene önce eşimin bir rahatsızlığı sebebiyle kapari turşusu aramayla başladı. O zamanlar kapari turşusunu marketlerde çok nadir bir şekilde bulabiliyorduk. Çok büyük marketlerde kavanozlarda turşu şeklinde bulmuştuk. Bu kapari neyin nesi diye araştırdığımızda ise aslında bizim yanımızda yöremizde yetişen bir ot olduğunu öğrendik o zamanlar. Tabii ki kapari ismini duyduğumuz zaman çok böyle havalı ya da yabancıların söylediği bir isim gibi geliyor insana. Aslında Türkiye'de bilinen ismi gebre otu, gebere otu diye biliniyor. Bu ot genellikle çalı türü ve dikenli bir tür arkadaşlar. Yolunuzun üstünde, mezarlık kenarlarında, kumsal yerlerde kolayca bulabileceğiniz bir ot. Biz çocukken bu otu böyle gördüğünüz gibi ortasını kalem kalem gibi yapar, elimize boyardık. Aslında çocukluğumuzdan hafızamızda kalan bir ot. Tabii ki yıllar geçtikçe aslında unutulmuş ama şifası çok olan bir ot. Kaparinin bazı özelliklerini şöyle sıralayabilirim size. Öncelikle Evliya Çelebi seyahat namesinde gebre otuna çok önem vermiş ve ayrıca gebre otunun turşusunun tüketilmesi gerektiğini söylemiştir. Evliya Çelebi seyahat namesinde bu otun genellikle Çorum Osmancık bölgesinde yetiştiğini söylemiştir. Biz Amasya'dayız. Çorum Osmancık bölgesine zaten çok yakınız ve Amasya'da da oldukça fazla olan bu gebere otu aslında Türkiye'nin her yerinde kolayca yetişebilen bir otu. Evliya Çelebi Gebre isminde bir ot olduğunu ve bunun turşusunu yapılıp tüketildiğinde çok şifalı olduğunu seyahat namesinde söylemiştir. Peki Gebre otu nelere faydalıdır? Turşusunu da size anlatacağım. Şifasını da anlatmaya çalışacağım inşallah. Ondan önce tohumla kolayca yetişebilen bir bitki. Karpuz şeklinde tohumlar oluyor arkadaşlar. Öncelikle Gebre otu bu şekilde çiğit şekilde tüketilmesi uygun değil kesinlikle salamura yapıp daha sonra turşusunu yapıyorsunuz. Bunu burada söylemişken şimdi faydalarına geçelim arkadaşlar. Gebre otu Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan en faydalı bitkilerden biridir. Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeriğiyle çok zengin olan gebre otu tohum biçiminde de yetiştirilebiliyor arkadaşlar. Haziran ayında çiçeklenmeye başlayan gebre otu Ağustos sonu Eylül'e kadar toplayabilirsiniz. Böyle tomurcuklarını toplayacaksınız. Çiçek açmamış halini ve tohuma durmuş karpuz minik karpuz şeklinde olan tohumlarını da yapraklarını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Salamura ve turşu için. Gebre otu içinde birçok vitamin barındırır. A vitamini, K vitamini, niacin, riboflavin gibi vitaminler bakımından önemli bir kaynaktır. A ve E vitamini başta olmak üzere vitamin yönünden zengin olan kapari, MS hastalığına iyi gelir. MS hastalığı için en çok tavsiye edilen ve tüketilmesi gereken ot kaparidir ve kapari turşusudur arkadaşlar. İçeriğindeki flavonadin maddesi sayesinde antioksidan özellik gösterir ve bu sayede vücuttaki serbest radikallerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Lif bakımından oldukça zengin olan kapari sindirim rahatsızlıklarının yaşanmasına engel olur. Diyetler için kullanılabilir. Kilo vermek isteyenlere de yardımcı olur. Antik Yunanistan'da romatizmal ağrıların tedavisinde kullanılmıştır. Aslında Anadolu'da da yüzyıllardır bu amaçla ve başka amaçla başka hastalıklar için kullanılmıştır. Mide ağrısını giderir. Kapari, kapari diyabetin kontrol altında tutulmasına da yardımcı olur. Balgam söktürücü özelliği vardır. En çok da cinsel yönü güçlendirmek için kullanılır ve tavsiye edilir kanser hastalarına trombosit sayısını yükselttiği için kesinlikle önerilir. Kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik ve diş gelişimine katkı sağlar. Akciğer ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. İskorbüt hastalığında ise çok faydalıdır. Felç riskini azaltır ve bağışıklığı güçlendirir. Bu bitki ayrıca kozmetik sanayinde de kullanılır. Aslında yurt dışına çok fazlasıyla ihraç ediyoruz bu ürünü. Bazı ülkelerde bizim kıymetini bilmediğimiz kadar kıymet biliyorlar. Bunu kesinlikle söylemem lazım. Aristova Hipokrat eserlerinde bu bitkinin tomurcuklarında çok sırlar olduğunu kesinlikle yazmışlardır. Mısır'daki Firavun mezarlarında İtalya'da Rönesans döneminden kalan belgelerde Kaparne'nin faydalarından bahsediliyor. Arkeolojik araştırmalarda ilk çağlardan bu yana kaparinin kök, yaprak ve meyvelerinden, ilaç yapımından yararlandığı gösteriliyor. Kapari bitkisi İspanya'da milli bitki olarak ilan edilmiştir ve çok e, oranda döviz getirdiği için devlet korumasına alınmıştır. Uluslararası Kanser Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar kapariyi antitümör aktivitesi sağladığı için ekstrat olarak hazırlanması için kullanılan bitkiler arasına sokmuştur. İnşallah biz ülke ve devlet olarak böyle güzel yararlı bitkilerin daha çok kıymetini biliriz ve daha çok faydalanırız arkadaşlar. Ülkemizde çoğalması ve korunması için de elimizden geleni yapalım. Lütfen kendi doğal ürünlerimize, doğal bitkilerimize yer verelim ve önemseyelim. Şimdi kaparinin turşu yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar topladığımız kapari tomurcuklarını Kapari karpuzları da olabilir. Şu anda ben bunları toplarken henüz tohum karpuzları oluşmamıştı. İçine yaprağını da kullanabilirsiniz. Öncelikle bir kavanoza koyup her gün hafif tuzlu suyunu değiştirerek 10 gün boyunca bu şekilde işlemden geçirmeniz gerek. Çünkü kapari turşu olmadan yenen bir bitki değil. Tadı çok acıdır. Mutlaka salamura şeklinde bu işlemden geçmesi gerekiyor. Daha sonra Acılığı geçtiği zaman bunu zaten tadına bakarak anlarsınız. Acılığı geçtikten sonra da sirkeye koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. 10 gün sonra tüketime başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ne kadar uzun kalırsa o kadar lezzetli ve şifalı oluyor. Yapımı oldukça kolay ve her yerde bulabileceğiniz kaparayı umarım yaparsınız ve şifasından faydalanırsınız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere kaparıyı Gebre otunu anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Şifasından yararlanın. Hayırlı, huzurlu, bol şifalı günler arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum.